Memura ödenecek enflasyon farkı ve emekli zamları ile ilgili bekleyiş sürüyor biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuşuyor ama yıl sonunu işaret ediyor. Enflasyonu ezdirmeyeceğiz vatandaşı deniliyor ama henüz somut bir açıklama yok. Cevdet Yılmaz'ınkinde de yok. Şimdi kendisi diyor ki memurlar yıl başında alacakları enflasyon farkını oldukça yüksek alacak. Şimdi bu ne demek? Zaten enflasyon yüksek. Tahminlerin de ötesinde yüksek çıkacak. Dolayısıyla enflasyon ne çıkarsa enflasyon farkı da ona göre ödenecek. Yani enflasyon farkı yüksek ödenecek derken zaten enflasyondaki yüksekliği kabul eden bir açıklama oluyor bu. Öte yandan emekliye iyileştirme için tüm imkanların zorlanacağını, çalışmanın da yıl sonuna kadar tamamlanacağını söylüyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönem şöyle bir tablo var karşımızda. Yıl başından itibaren memurlarda özellikle seyyanen bir artış yapılmıştı biliyorsunuz. Tabii. Oransal olarak bu enflasyon farkı oldukça yüksek olacak yıl başında. Yeni artış oranıyla birlikte memurlarımız oldukça %50'ye yaklaşacak dedi Çalışma Bakanı. Yani o civarlarda bir artış tabii yıl sonu enflasyonu bunu tayin edecek nihai rakamı ama oldukça yüksek bir artış olacak. Bu da memur emeklilerine zaten yansıyacak. Diğer emekliler. Bu kesimlere dönük dengeleyici bir çalışmayı da şu anda sürdürüyoruz. İmkanlarımızı zorlayarak emeklimize elimizden gelen en iyi desteği vermeye çalışacağız. O dediğim gibi dengeleyici çalışmayı inşallah yıl sonuna kadar bu çalışmayı tamamlayarak emeklimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Her cümlede bir inşallah var. Sevgili izleyiciler. Son delegeler bekleniyor. 2 saat süreceği söylenmişti zaten. 38. Olağan Manisa İl Kongresi'nde CHP'de bugün burada sabah 10'da başlayan kongrenin tamamlanmak üzere. Birazdan sandıklar kapanacak. Biraz önce 8 delegenin beklendiği açıklanmıştı. Onlar da oy kullanma işlemini gerçekleştirdikten sonra tekrar böyle bir anons yapılacak. Oy verme işlemi gerçekleştirmeyen delege var mı diye. Arkasından sandıklar kapanacak ve yarım saat kadar sürüleceği tahmin ediliyor oy verme işlemi. Sonuçta da sonuçlar açıklanacak ondan sonra. Bugün kısaca bir özet geçmek gerekirse biraz önce haberde de izlemişti seyircilerimiz. Saat 10'da başladı Manisa'da İzmir olan ilk kongresi. 38. kez yapılıyor bu kongre. Şu an kameraman arkadaşım size oy verme işleminin yapıldığı salonu da gösteriyor. Delegeler heyecanlı bir bekleyiş içerisindeler. En önemli unsurlardan biri zaten haberde de vurgulamıştık. Değişim temasının gerçekten bütün kongrelerde olduğu gibi Manisa'ya da damgasını vurduğunu söyleyebiliriz. Kongre sabah saatlerinde aslında epey sakin başladı. Manisa CHP İzmir İl Başkanı Ali Kuyumcu açılış konuşmasını yaptı. Daha önce de söylemiştim, bir birlik mesajı verdi. Herhangi bir sıkıntıya, çatlak seslere, karışıklığa sebebiyet vermeden gayet güzel bir kongrenin, demokrasi şöleninin bizi beklediğini söyledi. Arkasından yine Tahsin Tarhan Divan Kurulu Başkanlığı'na seçildi ve konuşmalara başlandı. Bu arada İlhan Ciyaner ve Özgür Özel'in de konuşmalarını takip ettiniz zaten. Özgür Özel özellikle vurgulamak gerekirse eğer burada bunu bir takım gibi görmek gerektiğini dair bir benzetme yaptı ve ben başka bir rakip takımda santrafor oynayacağıma, kaybeden bir takımda santrafor oynayacağıma, kazanan bir takımda arkada top toplar yine burada olurum demişti. Ve eğer izin verirseniz, bu takımın başına geçmeme izin verirseniz burayı şampiyon yaparım demişti. Böyle bir burada mesaj verdi aslında delegelere. Konuşmalardan sonra çok kısa bir an, tansiyonun arttığı bir an oldu. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun konuşması sırasında eski CHP milletvekillerinden Hasan Eren'e yönelik eleştirileri burada birazcık tansiyonu yükseltti. Bu arada biz değişim isteyen partililer diyerek, onlara seslenerek, onları kastederek söylediği eğer bu seçimi alamazsak her şey biter, taban da kaybolur sözü üzerine tansiyon giderek yükseldi. Kürsüye yürüyen bazı delegeler oldu. O sırada çıkan tartışmalar biraz böyle bir arbedeye dönüştü ve İzmir Kongresi'nde geçen hafta yaşanan tartışmaları, arbedeyi biraz hatırlattı. Manisa İl Başkanı Ali Kuyumcu araya girerek tartışmaları sakinleştirdi. Geçen hafta demiştim, İzmir İl Kongresi'nde de geçen hafta blok liste ve çarşaf liste tartışmaları damgasını vurmuştu. Özgür Özel orada da bir konuşma yapmış ve salondan gelen Kemal Kılıçdaroğlu seslerine, kendisine yönelik eleştirilere ve yuhalamalara karşılık vermişti. Tartışmalar büyüdüğü için orada neredeyse bir yumruklu bir kavgaya dönüşmüştü. Geçen haftaya bu damgasını vurmuştu aslına bakarsanız. Ve pek çok kişi de bugün yine Manisa'da benzer biçimde kavganın büyüyeceğini veya işte burada da bir tartışma çıkacağını bekliyordu. Tahsin Tarhan da zaten bununla ilgili bir açıklama yapmıştı. Bu konuşmalar bittikten sonra iki adaylardan biri Semih Balaban
Kendisi daha önce Manisa'da il başkanlığı yapmıştı. Milletvekili aday adayı olmak için il başkanlığından istifa etmişti ve o süreç içerisinde seçimden sonra tekrar il başkanı adayı oldu. Bu arada diğer aday da Ferdi Zeyrek. Kendisi de değişimin yüzyılı, yüzyılın değişimi sloganıyla burada değişim konusundaki o bahsedilen tema etrafındaki tartışmaları yürüten tarafta yer alıyordu. Yani aslına bakarsanız daha önce söylendiği gibi değişimciler ve genel merkezciler arasındaki gerilimin biraz burada da sürdüğünü söyleyebiliriz. Çünkü Ferdi Zeyrek'in konuşması sırasında da yine parti arasında atışmalar gerçekleşti. Bazen doğrudan doğruya sahneye yapılan atışmalar oldu. Ferdi Zeyrek bunları kısaca cevapladı ama bunlar yüksek bir tansiyona dönüşmedi. Konuşmalar bittikten sonra ise bir ara verildi. Sandıklar burada hazırlandı. Salon boşaltıldı ve ondan sonra oylamaya geçildi. Oylama işlemi şimdi tam bir söylüyorum şu an bitmek üzere galiba. Şeyler kaldırıldı. Sayımlar yapılacak. Sayımın yapılmasına da az kaldı. Muhtemelen birazdan oylar sayılacak. Bu arada biraz önce de bahsi geçmişti. İstanbul'daki 8 Ekim'deki kongre aslında bekleniyor. Gözler oraya çevrilmiş durumda. Orada da adaylarla ilgili Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü her adaya çalışın dediği öğrenildi. Yarışta öne çıkan isimlerse takip ediyorsunuz Özgür Çelik ve Selçuk Sarıyer aslında. Başka adaylar konuşuluyordu. Cemal Can Polat, Gürsel Tekin, Mehmet Ali Yüksel gibi isimler konuşuluyordu. Fakat bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu özellikle kendisiyle görüşen her bir adaya ortak aday olma isteğinin kulislere yansıdığını da söyleyebiliriz. Adaylar arasında öne çıkan iki isim var demiştik. Değişim temsilcisi olarak Özgür Çelik'in öne çıktığını söyleyebiliriz. Özgür Çelik Bahçeli Evler il başkanı olarak görev yapıyordu. Bunun dışında da aynı zamanda adaylar arasında yine öne çıkan bir başka ismin de hemen söyleyeyim. Selçuk Sarıyer'in olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu Manisa Kongresi de tamamlandığında toplamda Ekim ayına kadar 81 il başkanının 1370 kurultay delegesi de belirlenmiş olacak. Şu ana kadar İzmir ve Ankara başta olmak üzere 16 toplamda ilin il başkanı seçildi. Bu il başkanlarının seçimi birazdan Manisa'da bir yarım saat içerisinde belli olacak. İl başkanıyla beraber toplamda 17'ye çıkacak. Şu an kameraman arkadaşım Yılmaz Yiğitlerse son görüntüleri de gösteriyor. Sayım artık yapılıyor. Bunun işlemlerin bitmesiyle beraber burada il başkanlığında kim olduğunu öğreneceğiz. Tartışmaları da tekrar size bir kez daha aktarayım. Semih Balaban ve Ferdi Zeyrek arasındaki değişim tartışmalarında bir taraf özellikle değişimin kişiler üzerinden ilerlediğini iddia ediyordu. Diğer tarafta zihniyet, din ve köklü bir değişimin gerçekleşmesi gerektiğini söylüyordu. Bugün bakalım sonuç ne olacak? Bir yarım saat 40 dakika içerisinde sonucu öğreneceğiz. Sizin için yine burada takipte olacağız. Söz sizde Seda Selik. Evet, kısa süre içinde sonucu öğreneceğiz. Oy verme işlemi bitti, sayım işlemi devam ediyor. Herhalde yarım saat sonra belli olmuş olur. Bu arada CHP Edirne 38. İl Kongresi'nde de başkanlığa yeniden Samet Kahraman seçildi. Onu da söyleyelim. Güven tazelemiş oldu. Birazdan paylaşacağız tıpkı Mersin gibi. Fakat Mersin'e geçmeden önce sevgili Batı Gün söyledi aslında ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Kongresi'nin sonucu merakla bekleniyor. En çok delegeye sahip olan il orası elbette 8 Ekim'de yapılacak. Ama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da İstanbul'da temasları var. Onu da paylaşalım. Değişim tartışmaları sürerken bakalım İstanbul'da nasıl bir programı var. Kılıçdaroğlu sürpriz bir ziyaretle geldi diyebiliriz. Sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi. Çok sayıda il ilçe yöneticisi ve partili karşıladı kendisini. Kılıçdaroğlu'nu karşılamaya gidenler arasında değişimcilerin adayı olduğu ve İstanbul İl Başkanlığı konusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla genel merkezin uzlaştığı iddia edilen Özgür Çelik dikkat çekti. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre Kılıçdaroğlu bazı